Herkese merhabalar. Swipe Line Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Umut. Her hafta muhteşem girişimcilerle sohbet ediyoruz. Hem kendilerini hem de işlerini tanıyoruz. Bu hafta yanımda Hilal var. HR Panda'nın kurucu ortağı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hemen başlamadan önce de şunu söyleyeceğim. Biz böyle sesi sedasız katıl butonunu açtık YouTube'da. Belki hani biri görür de destek olmak ister diye. Baya onlarca kişi katıl butonuna basmışlar ve ücretli üyelik almışlar. Herhangi bir ayrıcalık sunmuyoruz ama desteklemek isterseniz haberiniz olsun. Bize duyurumuz yapmış olalım diyorum. Ve sohbete başlayacağım. Ee, çok kısa bir hikaye. Daha bir sene önce kuruldu. E, yatırım Şubat'ta alındı. Haliyle böyle yeni bir şeyler, yeni bir heyecan konuşuyor olacağız. Ama e, iki kurucu ortak da kendi işinde deneyimli insanlar. O yüzden... Bana biraz hemen HR Panda'yı anlat bilmeyenler için öğrensinler sonra sohbetimize girelim. HR Panda aslında ATS dediğimiz aday takip sistemi. Tüm işi alım sürecini dijitalleştiren, ilk işte şirketlerin kariyer sayfasını tasarladığımız... ...sonrasında işi ilanlarının çıkıldığı, bunları LinkedIn'de, Indeed'de farklı platformlarla entegre bir şekilde yayınlandığı... ...tüm aday başvurularının toplandığı, işte ekipleri sürece dahil ettiğimiz, yöneticileri yani bütün ekibi dahil ettiğimiz... İşte takvimleri mailleşmeyi aslında teklif sürecine kadar olan bütün süreci tek bir sistemden yürüttüğümüz bir platform. Hı hı. E, hemen kısa soru. Ben sizde bir ilan publish ettiğim an, yayınladığım an az önce bahsettiğin Indeed gibi, LinkedIn gibi yerlere otomatik paylaşılıyor mu? Doğru evet, mu anladım? Paylaşılıyor. paylaşılıyor. Tamam. Peki... Ben HR Pandan ilanını yayınladım. Indeed'de LinkedIn'de paylaşıldı. Ama ben LinkedIn'de promote etmek istiyorsam yani parayı verip daha fazla insan erişmesini hı hı. sağlamak istiyorsam. Bunu da yapabiliyorsun. Sizin panel üzerinden mi? LinkedIn üzerinden ha. yapıyorsun onu. Şimdi LinkedIn'le bizim bir sözleşmemiz var. En hı. başta zaten başka türlü o entegrasyonu hı hı. sağlayamıyoruz. ATS'lere anlaşma yaptı. ATS şirketlerine bir favori var. Diyor ki sen HR Panda üzerinden istediğin kadar ilanı ücretsiz hı. çıkabiliyorsun LinkedIn'de. Haa bundan Öyle bahsetsene. bir güzelliği de var. Evet. Çünkü normalde sen sadece bir tane. Bir tane çıkarken ikincisine bizim... İkincisine çıkmak evet. istiyorsan para veriyorsun. Evet. Ya da bizim, bunu kapatacaksın Bu ücretsiz olacak evet. gibi. Ve şeydir hani sen tek başına tek ilan çıkarken işte... ...kırk kişide sanırım şey var sınır koyar kapatır ilan, evet, ücretsiz ilan. Evet, Öyle bir şey de yok. Aa, sen istediğin kadar var. başvuru olabiliyorsun. Sadece diyor ki bu işte basic jobs denilen bir paket. Sen istediğin kadar ilan çıkarsın, başvuru toplarsın, senin şirketinin iş ilan sayfasında yayınlanır. LinkedIn açık ilanlar hani alanında Hı -hı. yayınlanır. Sadece ben her gün seni promot etmiyorum diyor. hani ücretli çıktığın zaman her gün ön sayfada Aynen. gösterir. Aynen. Orada yapmıyor. Ama onun da okay. bir yolu var. O seçeneği de sunmuş. Diyor ki senin işte çok acil bir pozisyon. Hemen kapatmak istiyorsun. Hızlı hani aday toplamak istiyorsun. Olsun. Ücretli de çıkabiliyorsun Biraz yine. Para basacaksın. Evet. Tamam. Çok iyi anladım. Hemen sohbette ara vereceğim. Çünkü iki tane duyurum var. Bir tanesi bölümümüz sponsoru. ikincisi ise sizin e-post kazanma fırsatınız. Birinciye geliyorum. Sponsorumuz Vesk. Vesk eğer siz Google'da, Facebook'ta, Instagram'da reklam kampanyası oluşturuyorsanız ...bu kampanyaları optimize eden bir araç. Yerli bir girişimimiz. Reklam kampanyanızı yayınladınız. Wesk bunu aralıklarla stratejisi doğru mu, hedef kitle doğru mu, bütçe doğru mu diye kontrol ediyor. Sürekli de iyileştirme yapıyor. Yani siz ister bir dijital ürünün reklamı yapıyor olun, ister emlakçı olun, ister e-ticaret fark etmez. Daha az bütçeli daha fazla insana erişmiş oluyorsunuz. Tabii ki sizin için de yıl sonuna kadar geçerli bir %30'luk indirimimiz var. Bütün bilgiler hem Wesk hem de indirim kodu açıklama kısmında. Diyorum, ikinci tarafa geçiyorum. Sizin Airpost kazanma fırsatını. Bu bir give back gibi düşünün. Bir teşekkür gibi düşünün. Artık her bölüm böyle küçük bir soru soruyoruz ve sizin cevaplarınızdan aşağı gelen cevaplardan bir kişiyi seçip yayınlıyoruz. Bugün de sorumuz madem HR sorumuzda yaşadığınız ilginç iş görüşmesi e, aşağıda hikayeleri bekliyorum. Eğer yoksa aklınıza gelen tabii ki katılmak için de herhangi bir yorum yapmanız yeterli. Yani bu kazanma fırsatını yakalamak için. Çok çok teşekkürler her zaman yanımızda olduğunuz için. Diyorum ve sohbete geri dönüyorum. Şimdi bu hangi ...ölçekteki şirketler için daha uygun... ...biz dokuz kişilik bir ekibiz... ...ben şu ana kadar iş alımlarımı... ...ya eski arkadaşlarımı dahil ettim bu hikayeyi... ...ya da LinkedIn'den açtım... ...ya da işte bizde biraz takipçi de olduğu için... ...ya da biz kendimiz paylaştık oradan geldiler... ...ama bunlar bana hep yetti... Hı hı. ...hangi aşamada bana yetmiyor da... ...ben yeni bir tool kullanmak... ...bir araç kullanmak zorunda kalıyorum... Aslında her aşamada. Sen üç kişilik bir şirket sen de hı hı. kullanman senin avantajına. Hani Zaten diğer büyük start scale-up ya da enterprise'ı geçiyorum. Hepsinde hı hı. gerekli. Ufak şirketler için niye gerekli dediğimizde büyüyeceksin öyle ya da böyle. Hani bir havuzun da olması çok kritiktir. Hı hı. Bir de işveren markası yani. tarafı için de yani şimdi sana muhtemelen yani oluyor işte WhatsApp'tan bir CV geliyor, LinkedIn'den <laughs> bir CV geliyor, mailine CV geliyor. Karman çorman bunları yönetmek de zor, geri dönüş de zor. Atlıyorsun, unutuyorsun belki çok iyi CV'ler geliyor. Hı, hı. İşte aslında biz bütün bunları tek bir platformda topluyoruz hı hı, O tamam. dağınıklığı önlüyoruz Ya da sen 12 ay boyunca açık pozisyon tutabilirsin Sonrasında dakika, değerlendirmek doğru, doğru. üzere de Sürekli CV toplayabilirsin Doğru bak hiç onun tarafından düşünmemiştim. Ben çok hızlı büyüyen bir şirket olup evet. Bir geliştirici rolünü sürekli e, açık tutabilirim e, Çünkü bizde hep böyle dönem yani bir dönem ihtiyaç oluyor alıyoruz içeriye ve devam ediyoruz kapatıyor evet. ve bitiyor gibi oluyor ama aslında hakikaten sürekli bir havuz olması gereken değerlendirilmesi gereken bir yer var bak o benim bilmediğim bir şeymiş onu da şimdi anladım. Sen daha önce ne yapıyordun da peki ben böyle bir dertlerini çözeyim bu şirketlerin gibi başladınız? Ben 18 senelik HR'ciyim. <laughs> Bunun 15-16 senesi teknoloji sektöründe ve startuplarda geçti. Yani birçok startupta HR departmanı kurarak işte yatırımcı süreçleri, exit sürecini yaşayarak böyle o cycle tamamlayan şanslı insanlardanım. E tabii ki çok fazla ürün denedim, kullandım. Ee, ekibimle ekiplerimle birlikte ee, genelde şey böyle hani kimi startup'ın kurucusu şeydir ya bir sorun yaşayarak yeni bir girişim kurar. Aslında hmm. bizde de benzer bir şey oldu. Yani işte Türkiye'ye döndüğünde neden iyi bir HR Tech çıkmıyor ya da neden bizim ihtiyaçlarımızı karşılayan bir ürün yok diyoruz. Yok mu ya? Var da yok. Yani hmm. son hani mesela KolayİK HR Tech'indir. İK HR Tech, Koleika, HR tech. Ama, ama biz tabii ilk ...ATS ile. evet Aha. evet. O geçen sene bir alım yaptı bu arada bir doğru, ATS Talentics'i Satın aldı. Doğru. Ama en ee, en yeni bir ürün duyurmadı sanırım. Onun evet. Geldi, değil mi? Onun dışında hani çok eskiden gelen ürünler var ama o da tam böyle ihtiyaçları hani karşılamıyor Hı -hı. var olan ürünler. O yüzden hani Türkiye'de var mı var ama yok. Hı -hı. E, globale döndüğümüzde de globalde de ürünler konusunda şöyle sıkıntı yaşıyoruz. Evet var yani işte çok iyi ETS'ler var. ...ama müşteri ilişkileri çok zayıf yani Hı -hı. sorun oluyor yazıyorsun ve iki hafta sonra dönüş yapıyorlar... ...ya da işte bir ürün geliştirmesi istiyorsun ufacık bir rapor e, diyor ki iki sene sonraki Sprint'te... E, ...ne yapacağız yani nasıl çözeceğiz biz sorunlarımızı aslında hep böyle şey bunlardan yola çıkarak... ...akılda hep vardı ama işte o hani doğru zaman işte doğru insanın karşılaşması gibi bizim de bu zamana denk geldi. Evet ortağın Murat'ı demiş ona da buradan selam dilerim. Evet. Ee, nasıl bir hissiyat? Bunca yıl kurumsal olarak yani startuplara çalışsan da bunu kurumsal diyelim. Kurumsal bir pozisyonda olup sonra ellerini kirletmek. Çok zor. <laughs> ben bu kadar tahmin etmiyordum yani. Tamam startupların içindeydim <laughs> okey. Az çok hani neler yaşadıklarını da tahmin ediyordum ama ben bir bütünün parçasıydım. Hı -hı. Ne kadar hani İK olsan da hani şirketin tamamına hani dokunsan da ben kendi işimin patronuydu. Aynen, ee, ama bu bütüne bakabilmek işte o dediğin elini kirletmek ve... Sıfırdan öğreniyorsun her şeyi. Hı hı. Yani ben gün sonunda evet işimde çok iyiydim biliyorum ama ben marketing bilmezdim. Ben Tabii finans ki. bilmezdim. Ben sadece HR bütçesi yaparken şu an genel şirket bütçesi yapıyorum. İşte gelir gider bütçesini yapıyorsun, her şeye dokunuyorsun işte. Bir yandan yatırımcı süreçleri, bilmediğim bambaşka bir dünya. Çok zor. Kesinlikle. Ama şey diyorum hastalık gibi yani bu kısım. Gerçekten bir yandan <laughs> Öyle, da vazgeçemiyorsun. Yani bir yandan çok keyifli bir yandan çok zor ama bu ekosistemdeki insanlar zoru seviyor. Yani ben startup ekosistemini geçtikten sonra onu anladım. Normal çalışmıyoruz. Normal insanlar yok, gibi yok. değiliz. Yani bizde zaman kavramı yok. İşte ya altı oldu ben bilgisayarımı kapayım gideyim öyle bir şey yok. Ya da hafta sonu ben çalışmam gibi bir kavram yok. Yani biz gecenin ikisinde de e, yazışıyorsun, Gelen mail atıyorsun mail ya, da, aynen günçte, aynen ya da aynen öyle çok normaldir. Hani bunu da. ...ve başkasına söylesen böyle hani... ...holdingde çalışan vesaire bir insana... ne i̇şte, yapıyorsunuz şaka mı der? Aynen evet. şey yapar yani Gücenir <laughs> de mi? Derken sen benim şu an kişisel zamanımı yiyorsun... Evet. ...alanıma giriyorsun evet. da... ...işte alınmak yasak yani... ...bizim dünyamızda öyle gerçekten. Birkaç sorun var. Ben fark ettim ki ilk defa... ...bu sektörden biriyle konuşuyormuşum. Haliyle konu ister istemeden... ...benim de anlamam için başka yerlere çekeceğim... Hı -hı. ...sonra geri döneriz. Bir insan kaynakları... ...insanı, bu görevdeki insan... Ee, Nasıl biri olmalı? Şirketteki önemi nedir? Yani bir şirketi kimya formülü düşünelim ve bir yapı taşları var. Buradaki hangi yapı taşı insan kaynakları? Şimdi çok uzun yıllar HR departmanına hep şey olarak bakıldı. İşte yardımcı destek departmanı şeklinde bir algı vardı. Ama pandemiyle birlikte bu tamamen değişti. Hmm. Aslında yönetime destek bir departman. Önemi daha da anlaşıldı. Özellikle Türkiye'de çünkü tam ortada yer alıyor. Yani bir tarafta çalışanlar var, bir tarafta yönetim var. Tam ortada da aslında İK yer alıyor. Aynen hep şey algısı vardı ya. İK aslında yönetimin bir hani adamıdır. Hı -hı. İşte onların ne derse yapar şeklinde ama gerçek dünya ile değil. Böyle Hı -hı. olduğu zaman zaten ne oradaki bağlılığı sağlayabilirsin, ne çalışan mutluluğunu sağlayabilirsin. Abi HR departmanı nasıl olmalı ya da oradaki yönetici nasıl olmalı? Evet, oradaki insanın Özelliklerini merak ediyorum. Nasıl özelliklere sahip olmalı? Olmazsa olmaz hep derim iletişim. Anlayabilmek, konuşabilmek. Gerçekten iyi bir dinleyici olması lazım. HR departmandaki arkadaşların hepsinin az konuşuyor olması lazım. Daha çok dinlemeliyiz biz. Dinlemeliyiz ki anlamalıyız, yardımcı olmalıyız. Her zaman yardımcı olamıyoruz. Bu hı hı. bir gerçek ama insanların dinlenmeye ve anlaşılmaya ihtiyacı Kesinlikle var. Öyle. Ya Bu hepimiz için geçerli. Normal Kesinlikle hayatımızda öyle. da öyle. Yani sen ya da ben her şeyi çözemiyoruz. Hı hı ama o benim derdimi evet, anladıysa evet. ve benim için emek sarf ettiğini biliyorsan bana yeter. Evet. Bir gün olur zaten benim için. Kesinlikle. Istedim. Ya da bazen anlatmak istiyor, sadece konuşmak istiyor. <laughs> yani içini dökmek istiyor, bunu yaşadım diye. Ki ben yöneticilere de hep onu derim. Eğer kafanız doluysa Aklınızda başka şeyler varsa ekibinizle ciddi konuşmalar yapmayın çünkü karşınızdaki insan anlıyor hmm. dinlenmediğini anlıyor önemsenmediğini anlıyor. Yüzde yüz orada olmak ne kadar evet. önemli değil mi? Evet. Bu, bu çok doğru. Ee, özellikle işte yöneticiler, kurucular, CEOlar neyse hakikaten kafada bin bir tilki doluşuyor. Bir sürü bir sürü olay var ve 24 saat dönüyor bu ve bazen tam %100 orada olamayabiliyoruz ve evet. bir kişinin yanında olamayabiliyoruz masa karşıdaki için ne kadar önemli ve %100'de orada olmak senin için de çok Kıymet orada daha hızlı halledebilmek için. Peki bir HR insanı olarak e, girişimci olmanın bir avantajını gördün mü? Yani bu eskiden bildiğin ve edindiğin hangi özellikler şu an senin girişimci olurken işine yaradı? Sektörü iyi bilmem. Şimdi ben gün sonunda evet hani Çok insan son tanıyorsun. evet <laughs> evet. Bir de son bir senedir e, tamamen ben HR departmanındaki insanlarla konuşuyorum aslında. Hı -hı. Yani hani. Sürekli hmm. satış görüşmesindeyim, demo Sen, yapıyorum. Satı, evet. Yani senin satın almasını istediğin HR departmanı HR mı? departmanı. Çok güzel bildiğin yerden. Bildiğim yerden Hı -hı. geldi. <laughs> o yüzden hani çok fazla ürün deneyimledim, kullandım. Zaten ne olmalı, ne olmamalı hani üründe biz ne yapmalıyız o yolları haritasını hani çok iyi biliyoruz. Bir yandan da ben tabii dokunduğum insanların aslında ne beklediğini, ne istediğini çok iyi biliyorum. Hı -hı. Benim için avantaj. E, satışlar nasıl gidiyor diye soracağım merak Hı -hı. ettim onu ama öncesinde son sorum yine bu dünya ile ilgili Hı -hı. daha iyi anlamak için. Bir startup'ta ne zaman HR departmanı kurulmalı? ve nelere dikkat edilmeli bunu yaparken neden kurulmalı? Bunu birçok kurucu sorar. Ya biz ne zaman hani geçmeliyiz? Aynen. Çünkü ben e, son 3 senedir hep danışmanlık tarafında Birçok startup'a danışmanlık da verdim. Orada hep şey yani ortalama 30 kişi olduğunda Hı -hı. olmak zorunda. Hı, -hı. tamam. Ya onun öncesinde işte sen etrafındakilerle, ekiple ya da işte eş, dost hani o süreçleri kapatabiliyorsun ya da içeride ufak bir ekip olduğu için herkese dokunabiliyorsun. Ama o yani 25-30 kişiden sonra herkesi takip edemiyorsun, herkese dokunamıyorsun. Ee, o yüzden de şey yani birinin orada gerçekten o insanları dinlemesi, yönetmesi gerekiyor ve olay sadece şey de değil yani işe alım da yapmıyor içeride HR departmanı. içeride performans sistemi var çalışan bağlılığı var artık kültür oluşmaya hmm. başlıyor belli bir sayıdan sonra sen nasıl bir kültür istiyorsun aslında en temelden onu oturtmak gerekiyor ki çünkü en baştan kültürünü oturtmazsan büyüdüğün zaman çok fazla sorun yaşıyorsun ki birçok startup'ta şu anda görüyoruz hani o kültür çatışması işte neden turnover bu kadar yüksek neden biz bağlılığı sağlayamıyoruz çünkü temelden bazı şeyleri doğru oturtmamışsın. Teşekkür hmm. ederim. Evet. Şimdi benim SwipeLine olarak herhangi bir kariyer sayfam yok. Çünkü bu benim için bir uğraş. Yani Hı. web siteme web sitemde oluşturmam gereken başka bir sayfa. Fakat anladığım kadarıyla ben HR ile bunu çözüyorum. Direkt sistemde yönlendirebileceğim. İşte kariyer diye bir oraya e, menüme bir şey ekleyip e, buton ekleyip oradan işte tamamen örnek görüyorum. Lütfen Hı. yanılıyorsam Hı. düzelt ama SwipeLine.hrpanda.com'a beni yönlendirip benim oradaki sayfama gidiyor. Ben de oradan her şeyimi yönetiyorum evet. değil mi? Harikaymış. E, nasıl gidiyor satışlar? ...bir yıldır varsınız, Şubat'ta yatırım aldınız... ...ne kadar yatırım aldınız? 250 bin dolar tohum yatırımı Aynen. aldık... Ee, ...biz Ocak'ta MVP'ye çıktık... Hı -hı. ...Şubat'ta ilk yatırımı tamamladık... ...Mart'ta da canlıya çıktık... Hı. ...şu anda yaklaşık e, 80 tane kullanıcımız var... ...80 şirket... Çok güzel. E, ...bunların... ...bir bölümü tabii satışa döndü... ...sözleşme imzaladık... İşte ...yaklaşık HR Panda üzerinden... ...hani Mart'tan bu yana gibi düşün... ...120-130 ilan yayınlandı... ...içeride 20 bin kişinin neredeyse... ...datası var, başvurusu var... ...hani bu kadar kısa sürede bu bizim için gerçekten... ...çok büyük bir başarı... ...yani biz nasıl bir aslında ihtiyaç olduğunu ve... ...hani potansiyeli de görmüş olduk... ...çünkü... ...150'ye yakın şirketle görüşme yaptık... ...bunun hı hı. içinde işte... ...hani startuplar da var, teknoloji firmaları da var... ...kurumsal da var, büyük holdingler de var... Ee, ...şeye çok şaşırıyorum yani... hani ...Türkiye'deki çok büyük holdinglerden bir kısmı... ...hala Excel'lerde süreçlerini yönetiyor. Yani evet o, ve o kurtulamayacağız hiçbir zaman. Evet ama yani çok zor, yönetilmesi Tabii ki zor. çok zor Tabii ve... Ki. ...insana bağlısın. Biz diyoruz ki sizin insana bağlı olmanızı istemiyoruz. Yani Hı -hı. o ekipteki bir kişi ayrılsa bile... ...sen sürecin olduğu yerden devam ettiriyorsun. Çok güzel bir şey dedin, kariyer sayfası. Hı -hı. Şimdi biz kariyer sayfası tasarlatırken... ...hep işte web sitemizde kariyer sayfası olsun... Hı -hı yazılımcılara bağlıyız. E, tabii ki tabii ki. Oturup ya hani sayfayı şöyle değiştirelim, şu ilanı yayınlayalım, şunu kaldıralım biz diyoruz ki HR paneli siz bunu yazılımcıya uğraşmayacaksınız. Yazılımcıya ihtiyacınız yok. HR'cı kendi sayfasını alıyorum. kendisi tasarlayacak. İstediğin gibi videolarını koy, görsellerini koy, Hı. içeriğini yaz. İlanı istediğin zaman aç, kaldır. Yazılımcıya muhtaç değiliz. Bu muhteşem bir şey. Çok çok hemen satın alıyorum şu an bunu. <laughs> yani e, evet yine söylüyorum biz sürekli açık olan görevlerimiz, ilanlarımız yok ama ...bir kariyer sayfamın olması bence profesyonel duran bir evet, şey. Kesinlikle. Kendimi anlatmak için bir fırsat. Çünkü ben Swipeline olarak bir dijital medya şirketiyim. Politikamı anlatabiliyorum. Yani içerik politikamı, yayın politikamı... ...misyonumu, neden buradayım, nasıl yapıyorum... ...ve insanlar zaten tüketince de anlıyor beni. Ama bir işveren markası olarak... ...çünkü ben bir şirketime tabii ki çok iyi tanıtlarla çalışmak istiyorum... ...ve ne mutlu ki çok iyi insanlarla çalışıyorum. Ve bunun böyle gitmesini istiyorsam... ...kendimi bu, 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 bu gözden de anlatmam lazım. Neden Swipeline sana değer veren bir şirket... Neden burada olmalısın? Beraber neler yaparız? Neler hedefliyoruz? O yüzden bir karar sayfası bence çok profesyonel ve çok olması gereken şey. Bunu duyduğuma sevindim. Hemen daha açmamıştım. Her ne kadar çok önceden biliyordu olsam. Biz sanırım hiçbir şey yayınlamadık ama son bir senede. Dur bakayım. Hmm. sen gerçi sen son bir senede geldin. <laughs> ama LinkedIn'den geldin. <laughs> Olsun. Bir de şey, işin şey bacağı var yani. Biz diyoruz ki bir süre sonra içeride muazzam bir aslında data oluşuyor. Sen bir sonrakinde ilan çıkmadan Hızlıca kapatabiliyorsun o datayla. Tam onu data soracaktım. Ben e, ilana başvuran insan olarak, yetenek olarak HR Panda'ya hesap açıyorum. Hı -hı. Bilgilerimi giriyorum. E, hesap bile açmıyorsun. Hesap açmıyorum. Evet, ha, onu merak ediyorum. Tamamen başvuru yapıyorsun. Siz Bizle... bunu musunuz peki bu insanları? Tabii. Ha, tamam. Hesap niye açtırmıyorsunuz o zaman? Ee, yani datanın o şekilde hani gerek çoğalmasına mi yok. gerek yok. Ha, peki Biz yani. zaten başvuruyla o süreci yönetiyoruz içeride datayı sürekli yani şeyleri alıyoruz. Ha? Ben sürekli başvuracak bir insan olsam gibi hı hı. düşünüyorum. Orada hesabımın kayıtlı olması ve tek tuşla işte ...sevimin ve başvurun yapılması benim için çok rahatlatırdı. O yüzden hani belki vardır diye söylemiştim. İçeride bir havuz var. Peki siz bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? Biz biraz CRM Tuğlu mantığıyla da bakıyoruz bu Aynen. arada. Bunu çünkü bu şekilde düşünen bir ETS daha önce olmadı hı hı. ama yani dediğim gibi muazzam bir data var içeride bir süre sonra. Ee, ve biz o datayı filtreleyebiliyoruz, grupları oluşturabiliyoruz ve yaşayan canlı gruplar diyoruz biz bunları. Hı -hı. Bir yandan biz ilan çıkarak evet hani başvuru topluyoruz ama bir yandan LinkedIn extension'ımız yani Google Chrome extension'ımız da var. LinkedIn'e otomatik bağlanıyoruz ve hani LinkedIn'de headhunting de çok yapılır. Yani Hı -hı. sen gezerken de bir profil görürsün. Ya bu çok iyi, benim şirketim için çok uygun Doğru. olabilir dersin ve tek tuşla onu bizim havuzumuza atabiliyorsun. Yani ha. sadece ilan kısmı da değil. Hani farklı platformlardan, LinkedIn'den, Twitter'dan, GitHub'dan sen beğendiğin profilleri yetenek havuzunun içine atabiliyorsun. Böylece o havuz bu şekilde de çoğalıyor. Nasıl para kazanıyorsunuz? Yıllık. ...ürün başına fiyatlama. Şey. Evet, evet. Kaç kişi alırsam alayım işe? Tabii tabii. Yani evet. şu an hani kullanıcı... ...ya da işte iş ilanı başına değil. Tabii ki ilerleyen dönemlerde her etiyeti... ...bu değişiyor olacak işte. Gün sonunda startuplar için farklı, enterprise için... Hı -hı. ...farklı Hı -hı. modeller Kesinlikle. geliyor olacak. Ee, şu anda tabii hani ilk senemiz olduğu için... ...biraz daha şey yıllık ürün başına... ...yani sas zaten. Tabii tabii. Çok iyi anladım. Ben gelecekte ne yapacağınızı çok merak ediyorum. Çünkü aslında bu işin başlangıcı ya... Evet. ...bir kişi işe almak... Fakat o kişinin içerideki işte mutluluğu, esenliği her neyse şirket içinde geçirdiği süre boyunca bazı ihtiyaçları daha oluyor. Ve eminim ki bunlar da geliştirmeye açık ve ...tek yerden yönetilmeye ihtiyacı duyan şeylerdir. Vizyonu merak ediyorum daha sonra önümüzdeki yıllarda... ...nelere evirmeyi düşündüğünüzü. Bu arada bu bütün HR'cıların şey klasik sıkıntısıdır. Şimdi çok farklı farklı ürünler kullanırız. Böyle bütünsel bir ürün yoktur. Ve herkes de niye niye der. Ama bütünsel ürünlere baktığınızda da böyle hani her şeyi karşılayan... ...çok bir şeyi karşılamıyor. Çünkü hmm. hepsi hani basit daha hani basic yazılmış oluyor. Oradan oraya geçiyorsun... Ee, Tamamen ihtiyaçları karşılamıyor. Hı hı. Biz dedik ki evet yani bu süreç hani HR'daki sıkıntı neyle başlıyor ilk süreç? İşe alımla başlıyor zaten. Evet biz burayı çok iyi çözelim. Yani gerçekten çok iyi bir ATS yapalım. Yapılmamış onu, olanı yapalım. Hı hı. Çünkü gerçekten roadmap'te inanılmaz özellikler var ve... ...globalde milyon dolarlık değerlemelere ulaşmış şirketlerin yapamadığı şeyler var. Yani orada bizim şey hayal gücü sonsuz. Neler var sonsuz... ya burada biraz hani o farklılaşmak istediğiniz yeri de... ...ya da işte eğer özellik söyleyebiliyorsan onları bir anlatsana. Tabii AI zaten hani şu an olmazsa olmaz Kesinlikle. ama... ...şimdi sen de çok iyi biliyorsun herkes AI'den bahsediyor da... ...çok basit kalabiliyor bazen Değil yani olur. arkadaş açıp bir tabii. Aynen öyle o kadar... Ama o değil sağlıklı sonuç vermiyor. özellikle bizim gibi hani süreçlerde işte Hı -hı. bu kadar içeride datanın ve başvurunun olduğu süreçte farklılaşman gerekiyor orada. Orada bizim hani farklılığımız olacak Hı -hı. şanslıyız. Murat zaten doktorasını yapay zeka üzerine yapmış ve eğitim veren bir adam o yüzden hani Türkiye'de en iyilerden o yüzden her şeyde yapay zeka değil ama ben senin hayatını nasıl kolaylaştırırım Seni şirketin hayatını nasıl kolaylaştırırım Biraz onlara bakıyoruz Filtreleme diyoruz ama belki ilerleyen dönemde Senin bunları manuel yapmana bile gerek kalmayacak İşte bu filtrelere ekleyeyim diye İşte sadece belki yazarak Google search mantığında Sen her şeyi getiriyor olabileceksin Yapay zeka mülakatları hayatımıza girdi Yani sana raporlar çıkarıyor olacak. İlk mülakatları o yapıyor olacak gibi. Hmm. Farklı farklı yapılacak çok fazla şey var. Kesinlikle fazla var. Valla çok iyi. Ben kullanmak için sabırsızlanıyorum. Hatta eğer ben böyle hissediyorsam dinleyen ve izleyen bütün arkadaşlarımız da aynıdır. Eğer isterseniz emin vaki gibi yapmak olmasın. Eğer sizin ücretli plan için ilk başta demo verdiğinizi biliyorum zaten öncesi ama eğer kullanıp beğenip Sonra ücretle geçmek isteyen arkadaşlarımız için bir indirim kodu vermek ister misiniz? O zaman hani Swipeline'dan gelen bütün Hı. müşterilerimiz için diyelim yüzde elli indirimli bir paket Çok iyi rakam tanımlarız. daha nasıl? <laughs> nasıl yapıyoruz? Kod gibi mi nasıl yani nasıl iletişim yapalım? Doğrudan bana ulaşırlarsa zaten senin ismini, vermeli, swipe ismini ha, vermeleri Swipeline'ın ismini vermeleri yeterli. Böyle oldu. Hı. Hilal'in LinkedIn'i ve mail'i aşağıda olacak açıklama kısmında. Eğer %50 indirimden yararlanmak isterseniz kısaca hemen kendisine bir mesaj atıp ya da bir mail atıp bizden geldiğini söyleyerek bu %50 indirime sahip olabilirsiniz. Rica ederim. Benim daha fazla sorum yok. Eğer senin de böyle yekten anlatmak istediğin bir şey yoksa kapatacağım izninden. O zaman sana hani burada ilk söylemiş olayım küçük bir e, duyuru ve Hadi bakalım, bilgi tamam. vereyim. tamam. Bugün itibariyle yatırım turuna çıktık. Hadi hayırlı olsun. Teşekkür ediyoruz. Şey, herhangi bilgi veriyor musun? Şu kadar değerlemeden bu kadar toplamayı falan. Şu an şimdi o süreci kapatalım zaten <laughs> ilk sen duyuyorsun biliyorsun. <laughs> <değil mi? gülüyor> Ta, o zaman hayırlı olsun. Teşekkürler <laughs> çok sağ olun. Haberiniz olsun diyorum <laughs> herkese ve herkese teşekkür ederiz. izledi ve dinlediği için. Ee, Birçok güzel şey var burada. Bir tabii ki yüzde %50 indirim. İki Veske mutlaka bakın orada bir %32 indirimimiz var. Ve Airpods kazanacaksınız. Aşağıya yorum yapmayı unutmayın diyorum. Çok çok teşekkürler. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için, her zaman yanımızda olduğunuz için. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşürüz.